Merhaba sevgili Itbinerler. Çok fazla soru geldi. TwinSpace sayfalarımızı nasıl düzenleyebiliriz şeklinde. Ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. En baştan başlayacağım. TwinSpace hesabınıza iki türlü girebilirsiniz. Bir, Itwinic üzerinizden projelerinize tıklayıp TwinSpace'e geçebilirsiniz ya da direkt twinspace.itwinic.net sayfasına gelebilirsiniz. Öncelikle TwinSpace'inizin açılması için ya bir projeye ortak olmanız lazım ya da bir proje başlatmış olmanız lazım ki o projenin TwinSpace'i açılsın. Login diyorum. Itwinic Live şifre, Itwinic şifremle TwinSpace'ime giriş yapıyorum. Karşınıza projeleriniz çıkacak. Bir tane projeniz varsa direkt yönlendirirsiniz ama benim gibi birçok projeniz varsa proje sayfası çıkacak karşınıza. Ondan sonra ben burada kendi Creative Drama projemi, yeni başlayan bir projemi seçmek istiyorum. Bu sayfaya girdikten sonra bakın yukarıda projeleriniz arası geçiş yapabileceğiniz sayfayı görüyorsunuz. Şimdi ben İngilizce kullanıyorum ama sizin için şu an sayfamı Türkçe'ye çevireceğim. Bakın nereden çevireceğimizi de bu şekilde görebiliriz. Şuraya tıklayıp İngiliz'i ben Türkçe'ye çeviriyorum. Pardon. Bir daha tıkladım ve sayfam artık Türkçe. Google otomatikle çevirebiliyor ama Türkçe kullanacaksanız ben şuradan çevirmenizi tavsiye ederim. Bura benim ana sayfamdır. Bura dışarıdan görülen bir sayfadır. O yüzden lütfen eSafety, güvenli internet kurallarına dikkat edin. Burada paylaştığınız her şey dışarıdan insanların görebileceği yerdir. Bura öğretmen bülteni, yeni bir proje olduğu için daha çok aktif değil. Çevrimiçi üyeleri görebilirsiniz. Sohbet odasına katıl, çevrimiçi toplantı düzenle bir konu oluştur. Bunlar bizim ana sayfamız. Bizi ilgilendiren şu an size anlatacağım sayfalar ve nasıl yükleme yapacağım materyaller. Şimdi her şeyi ben materyallere yükledim ama bu TwinSpace'te nasıl diyeyim birinci öncelik değildir. Benim birinci önceliğim sayfalar ve sayfalar düzenidir. Buradaki her şeyi benim sayfalara koymam lazım. Şimdi tıklıyorum sayfalara. Daha önce oluşturduğum sayfalar var benim. Bu benim kendi proje. Ama size nasıl sayfa oluşturulur onu anlatmak istiyorum. Şimdi bir sayfa oluşturacağım. İlk defa bir sayfa oluşturacağım. Ne oluşturacağım? Mesela ne olsun? Proje görev dağılımı. Sonra ben bunu sileceğim. Proje görev dağılımı sayfası oluşturuyorum. Eğer bu mesela ben çalışırken projemi aylara da bölebilirim, aşamalara da bölebilirim. Konu konu da bölebilirim. Eğer bunun altıysa yani şunun gibi şurada gördüğünüz introduction altında tire 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 olsun istiyorsanız onu şuradan alt sayfa olarak ekleyebilirim. Ama ben bunu alt sayfa olarak eklemeyeceğim. Yeni bir sayfa açacağım. Nasıl açacağımı gösteriyorum. Teslim ettim. Benim yeni sayfam açıldı. Şimdi şuradaki kaleme çok dikkat edin. Şuradaki kaleme tıkladığınızda bakın ne oldu? Başlık düzeni düzeldi. Başlığın adını değiştirebiliyorum. Kapattım. Peki geldim. Sayfaya içerik ekle. Sayfaya bir Twin Board ekle. Sayfaya bir anket ekle. Değişik şu sayfayı kimler görebilir? Buraya birazdan bir daha bakacağız. Çok önemli. Ve sayfayı kimler düzenleyebilir görüyorsunuz. Şimdi bakın en çok karşılaştığımız sorun. Sayfayı ben burada açtım. Nasıl göründü? Taslak. Neden? Çünkü az önce dedim ya şura. Sayfayı kimler görebilir de sadece ben dedim. Sadece ben ve yöneticiler. O zaman taslaktır. Ben TwinSpace üyeleri yapacağım. İnternetteki herkese açarsanız e-güvenlik kuralını ihlal etmiş olursunuz. Ama sayfanız yaygınlaştırmadır, açmak istiyorsunuzdur ona bir şey diyemem. Ama ben tercihen projelerimde sadece TwinSpace üyelerinin görmesini isterim. Değişiklikleri kaydet dediğim an hemen bakıyoruz tekrar. Bakın taslak yazısı gitti. Şimdi peki sayfamı düzenleyeceğim. Sayfamı içerik ekle dediğimde boş sayfa formatını görüyorum. Eğer içine bir şey gömeceksem, şu şekilde bir şey yazacaksam ben buraya kullanabilirim. Word gibi düşünün. Bakın her şey var. Mesela proje
görev dağılımı diye bir başlık attım. Hatta bunu bakın başlık şeklinde gördünüz mü? Ana başlık şeklinde de kaydedebiliyorum. Buradan çok önemli. Buradan tablo ekleyebiliyorum. Ben tablolu kullanırım. Tabii bunu yukarı ekleyecektik. Şöyle düzeltelim. Bakın aynı Word kuralları. Buraya tablomu ekleyeyim. Evet. İsterseniz bakın. Bağlantı paylaşabilirim. Buraya link atabilirim. Bununla gömebilirim içine Padlet'ımı, Mentimeter'imi bakın. Gömebilirim adresle. Şuraya bakıyorum. Kütüphaneden atıfta bulunabilirim. Görsellerimi bu şekilde ekliyorum. Videolarımı bu şekilde ekliyorum buraya. Bunları ekleyebilmem için önce materyalleri yüklemem lazım. Değilse de yeni formatta şuradan yükleme yapabiliyorum. Bakın. Videoyu da aynı şekilde açtım. Paylaşacağım. Şu an hiç video olmadığı için göremedik. Evet, bunu kaydettim diyelim. Sonra ben bunları sileceğim. Sonra peki. Şimdi ben ne koyabilirim? Bir Twin Board. Projelerde görüyorsunuz. Görev dağılımı mesela. Görev dağılımı Twin Board'umu ekledim. Şimdi burada ne çıktı? Ö ekle. Artık her ortak kendi görevini buraya ekleyebilir. Tıkladığınızda başlık, benim otomatik çıkıyor artık, açıklamalar, metin, resim, dosya, video, web adresleri şeklinde buradan paylaşım yapabilirim. Resim dediğimde yine beni nereye atacak? Kendi medyasına atacak. Bakın görüntüler kısmına ve daha önce yüklediklerim arasından atacak. Klasörümü açıp seçip buradan yükleme yapabilirim. Dosya dediğimde yine beni kendi kütüphaneme gönderiyor. Bakın. Video dediğimde burada link istiyor. Aynı zamanda materials videomu da atabilirim. Web adresi dediğimde de buradan link istiyor. Bunu size göstermek için bir tane böyle yapıyorum. Ve kaydet dediğimde, pardon, sadece metin diyelim. Kaydet dediğimde böyle bir sayfa gösteriyor bunu. Buraya tüm ortaklar paylaşım yapabilirim. Peki sayfayı ben yerini değiştireceğim. Ben bunu yukarı alacağım. Yanlış oldu. Şuradan yapıyorum. Bakın burada istediğim gibi oynayabileceğim sayfa. Bakın tuttum. Yukarı aldım. Aşağı aldım. Buraya ekledim. Ben eklemek istemiyorum. Eklendi. Şuraya boşluğa aldım mesela. İstediğim gibi oynayabiliyorum ve buraya kaydet demem gerekiyor. Geri dedim. Evet bu şekilde. Şimdi peki şunu soracağım. Şimdi kapattım sayfayı. Nerede benim görev dağılım? Peki düzelteceğim ben bunu. Tıkladım. Karşıma yine ne çıktı? Kalemim çıktı. Burada. Bakın şimdi bir kere kaleme tıklıyorum. Bir kere. Tıkladığımda az önce kullandığım sayfa geliyor. Ama bir kere daha tıklarsam ne gelecek bir kere daha tıklarsam şuraya? Bu sefer başlık. Benim başlık değişim yok. Şunu tıklarsam içeriği değiştirebiliyorum. Bunu iptal edeyim ki altı da gösterebilirim. Şunu tıklarsam burayı değiştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi materyallere geldim. Materyaller. Ben İngilizce kullandığım için. Öncelikle şuradan albüm oluşturabilirim. Bakın. Albümün ismi kendi ismimi ve okulumun ismini yazabilirim. Ondan sonra albümün ismine tıkladığımda şuradan görüntü ekleyebiliyorum. Aynı şekilde video ve dosyalarda da aynı şey. Albüm oluşturuyorum. Daha benim burada albüm yokmuş. Bir tane oluşturalım sizle beraber. Ben kimim? Bakın otomatik çıktı. Tuğba Badem'de Yenişehir Belediyesi Sansen Ertel. Hop albümü oluşturdum. Artık videoları bunun için atacağım. Dosyam var mı? Benim dosyam da yok. Dosyamı da oluşturalım sizle beraber. Hop oluşturduk. Bu şekilde. Şimdi forum önemli. Ben öğrencilerle yazışmaları forum üzerinden yapıyorum ve bir etkinlik projesinde paylaşım için forumlar önemli. Nasıl oluşturacağım? Bir tartışma oluştur diyorum. Tartışmanın adını ve açıklamasını ekliyorum. Ben şimdi burada şu an yeni bir forum oluşturmayacağım için yapmadım.
Burada öğrencileri tanıt sayfası ama şu yeni, şunu göstereceğim. Bizim posterlerimiz vardı. Ben onu oluşturduktan sonra şuraya bir konu oluşturuyorum şu şekilde. Ve öğrenciler bunların altına yorumlar yapabiliyor ve böyle 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 iniyor. Peki, çevrim içi toplantılar nasıl? Sohbet odasına anında girebiliyorum ve o anki kişilerle konuşabiliyorum. Öğrencilerle bunu yapabilirsiniz. Ve ekran resimleri alabilirsiniz. Belli gün saat belirleyip. Çevrim içi toplantı ise Itwinic'deki gibi benim planlayacağım ve o dakikada gireceğim Adobe Connect'ten açılacak toplantılardır. Zoom gibidir ama Adobe Connect'ten de yapabilirsiniz. Bakın her şeyi açıklıyor. Başlık, açıklamalar, katılımcı sayısı, süre, tarih hepsini açıklıyor. Ve son olarak nasıl öğrenci davet edeceğim? Bununla ilgili video var ama yine soru geliyor. Bakın, üyeleri davet et diyorum. Öğrenci seçiyorum. Öğrencinin ad soyad diyor ama biz şu an e-güvenlik nedeniyle böyle yapmıyoruz. Nickname'ler kullanıyoruz. Ben Tuğba 1, Tuğba 2 diye kullandım. Okulun adı olabilir. Mesela Bilsem 1 diye bir öğrenci ekleyelim. Mesela Bilsem 1 doğrula diyorum. Ve bakın çıktı. Bilsem.1. Buraya çocuğun şifresini veriyorum. Çocuğun görevini seçiyorum. Üye ve davet ediyorum. Ben şu an davet etmeyeceğim. Hani sisteme girmesin diye. Ama bu şekilde öğrenci adı belirleyebilirsiniz. Çocuklara sorabilirsiniz. Çocuğun adını sadece kullanabilirsiniz. Ama soy ismini güvenlik nedeniyle kullanmıyorum. Bura benim mesaj bölümüm. Bura bildirim bölümüm. Bu şekilde. Başka sorunuz varsa yorum yazarsanız ben hepsini cevaplarım. Oturumumda ben bunu yine İngilizceye çevireceğim. Çünkü ben İngilizce kullanıyorum, hiç Türkçe kullanmıyorum. Buradan da tekrar çıkış yapabiliyorum.